Baktığımda çok dikkatimi çeken şey, 2009'da klinik majör depresyon teşhisi konuluyor sana ve tedavi görüyorsun. Sen dememde mahsur var mı? Yok, hiç sorun yok. Hayır. O zaman sen de bana lütfen sen der misin? Peki. 2009'da klinik majör depresyon teşhisi konuluyor sana ve tedavi görüyorsun ve yine 2009'da majör depresyon albümünü çıkarıyorsun. İşte bence bu sanatçının tanımı gibi bir şey. Yani başına gelen şeyleri yorumlayarak bunları sanata dönüştüren bir insan. Evet, hastane süreçlerinde yazdığım bir albümdü aslında. Hastanenin içerisindeyken, hastane tedavi görürken yazdığım bir süreçti. Antidepresanlar kullanıyordum çok fazla. Yeterince beni hissizleştiriyordu zaten. Ve o hissizlik içerisinde bir şey yazmak o kadar çok zordu ki, ondan öncesinde o kadar zorlanmıyordum aslında bir şey yazarken. Sonra ilaçları bıraktım. Çünkü zaten o ilaçların herhangi bir psikiyatrisinde sıkıntım var. Sebepler bu, teşhis şu, pat bu, ilaç bu, kalk git kardeşim falan. Böyle bir... Zaten tedavi süreci diye bir şey yok zaten insanlarda. Yani çünkü başka bir sebeple gelen adama da aynı ilacı veriyorsun. Bana da aynıydı. Bu psikoloji bence bu kadar tek düze bir durum olmayabilir yani diye düşündüm. Ve sonra kendim araştırmaya başladım. Sürekli psikoloji okumaya başladım. O süreçte de bir albüm kaydettim. Onu yayınladım sonra. Aslında benim tanıdığım psikiyatrlar böyle konuşmana çok sevinirler. Yani eğer sen onların tedavi sürecindeysen, çünkü psikiyatrlar iyi babacan tipler, yana ya da bir hanımsa bu, bir psikiyatri insanından söz ediyoruz. Anaç insanlar, eğer tedavi görüyorsan ve diyorsan ki mesela ulan yaptığınız bir şey yok işte, asbelkader bunu yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz falan. Psikiyatri evet. Aslında bunu danışan kişinin ya da hastanın bu süreci iyi bir şekilde tamamladığı, yani sağaltıldığı, iyileştiği ve dolayısıyla dönüp bu konuda yorum yaptığı şeklinde anlıyor ki bundan da çok büyük memnuniyet duyuyorlar. Yani bu sözlerimizle bir an endişe duydum. Sanki psikiyatriyi biraz küçümsüyormuşuz gibi mi? Değil, hayır. Değil. Hastanın kesinlikle bu yorumu yapması çok sağlıklı. Çünkü bu yorumu yapabilmek, artık sana ihtiyacım yok. Ben bu süreci anladım, algıladım ve iyiyim ve artık dönüp bunun üzerine sana bir yorum yapıyorum diyebilmek oluyor aslında, ki çok güzel. Özür dilerim ama tam olarak psikiyatristleri de eleştirmiyorum aslında. Çünkü benim arkamda bekleyen bir 30-40 kişi daha vardı o gün hastanede. Ve beni tedavi edip ondan sonra onu ve belli bir zaman diliminde bunu yapması gerekiyor adamın. Benim teşhisimin konulması 10 dakika sürdü. Bence bir psikolojik rahatsızlığın teşhisi 10 dakikada konulabilecek bir teşhis değil. Ama sen bir sanatçısın. Bu çok farklı bir durum. Aslında tıp dediğimiz, psikiyatri de bunun içerisinde, solunum yolu, dolaşımsal hastalıklar filan da bunun içinde. Aslında sadece bir istatistikten söz ediyoruz. Aslında tıp dediğimiz şey, bütün bugünden yarına, dünden bugüne devredilen istatistikler. Dolayısıyla aslında tıp alanında okuyan herkes aslında öğrenmek ve istatistikleri öğrenmek sürecinde. Dolayısıyla bu süreç içerisinde 10 dakikada teşhis konulması çok doğal ama sanatçılarla işleri zor. Şimdi beynimin bir kimyası eksik olabilir. Evet, o ilaçla onu dengeleyebilirsin ama sonunda o ilacı bıraktığımda tekrar bu demek ki aynı seviyeye düşecek. Onun dışında benim öyle mi? Sormak öyle istediğim... Mi? Gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle olduğunu söylüyorlar. Ama bence öyle değil çünkü onu benim... Onu söylüyorlar? Evet. Bence öyle değil. Bence benim zaten bir sormak istediğim bir soru vardı. Almak istediğim bir cevap vardı. Hayatla ilgili bir problem vardı. Çünkü küçüktüm de o zamanlar ben. Bunun bir psikoterapi yapılması gerekiyordu. Benim biriyle sohbet etmem gerekiyordu. Doğru. Benim bir şey bu. Hayır, bu sorun böyle. Bak bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Çıkmazı bir ilaçla kurtarabileceğimi zannetmiyorum. Ben çünkü her şeyi uyuttuk. Uyandım. Sorular tekrar kafamdaydı benim zaten. Ben bunları başka bir yerde sohbet ederek. Çünkü o zamanlar bir psikologla görüşmem için de benim bir maddi desteğe ihtiyacım vardı. Çünkü devlet sana bunu sağlamıyor. Sen SGK'nla sosyal güvencenle gidip bir psikologla tedavi göremiyorsun yani. Bu özel bir kısma giriyor. Özür dilerim. Özel kısma giriliyor derken ben de aslında seninle ilgili özel bir şeyden başlamak istemiyordum. Sadece bu hayranlıkla söylediğim bir şeydi hemen başında. Yani bu konuya girmek için yapmadım bunu aslında. Yani bir insan oldu. Kendi başına gelenleri hikaye edebiliyorsa, onları kendi sanatına dökebiliyorsa bu benim için hayranlık verici bir şey. Yani hakikaten aynı yıl içerisinde hem tedavi görüp aynı yıl içerisinde o tedaviyle ilgili bir albüm yapabilmek müthiş bir şey bence. Teşekkür ederim ama o süreci benim gibi geçirecek bir sürü gencin olduğuna da eminim ben. Yani ama böyle yorumlayacak değiller tabii ki. İşte belki albüm yapmayacak ama belki bir
heykel yapacak, belki bir resim yapacak. Herkes mi bu? Herkes bence bu formasyon içinde olan insanlardan söz edebiliriz. Yani plastik sanatlara meyli olan ya da kabiliyeti olan ya da ne bileyim edebiyata meyli olan insanlardan söz edebiliriz. Bir sürü insan da aslında normal olarak kliniklerin bir kapısından giriyor, öbür kapısından çıkıyor ve bu tecrübeyle ilgili hikaye edebilecekleri ya da yorumlayacakları hiçbir şey olmuyor. Ama bende net bir sorun vardı. Ya o sorun çözülecekti, ben bunu bir nihayete erdirecektim. Ya da delirecektim belki, bir psikoza girecektim belki. Bu benim o dönemdeki çabamla alakalı bir şey. Ve insanların en azından, yani benim yaşıtımdaki, o dönemki yaşadığım problemi yaşayan insanların en azından bu çabayı sürdürmeleri gerektiğini söyleyebiliyoruz şu anda bu konu açıldığı için aslında. Aslında tabii ki bir yandan da, yani şu andaki çabam bir yandan da haksızlık etmeyelim diye. Çünkü diyelim ki çok fazla sigara içiyorum. Sigara kesinlikle sağlığa zararlı bir şey. Çok fazla sigara içiyorum ve KOAH hastalığına yakalandım. Dolayısıyla bir bu konuyla ilgili olarak bir göğüs hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ile ilgili bir uzmana gitsem, o uzmanın benim niçin sigara içtiğim ve neyin bana bunu bıraktıramadığı konusunda beni anlamasını beklemem. Adamcağız beni sadece bu göğüs hastalığıyla ilgili, akciğerlerimle ilgili tedavi edebilir. Bu adam benim niçin buna ısrarla neden olduğumla uğraşmaz. En azından bunu yapma çünkü buna neden oluyor der bana. Ve ben eğer beni tedavi ettikten sonra gidip tekrar sigara içmeye devam edersem tekrar o hastalık nükseder ve daha sonra ben bundan ölürüm. Ve bu adamın böyle bir sorumluluğu yok. Ama psikiyatride başka bir şey oluyor. Evet, psikiyatride maalesef başka bir şey oluyor. Maalesef bizim açımızdan evet haklıyız ama insanlar açısından. Çünkü burada psikiyatrlar bu konuda tıp ilmini okumuş ya da istatistik sahibi ve tanı koyabilecek seviyede insanlar. Biz onlardan bizim kadar zeki, aktif, akıllı, düşünceli, felsefe bilgisi olan, bilmem ne olan adamlar olmasını bekliyoruz. Halbuki o adam sadece tıp okumuş. Yani bir psikiyat bizim kadar iyi ve akıllı olmak zorunda değil. Eğer biz öyleysek, örnekse ben bir satranç şampiyonuyum ve satrançla ilgili problemlerim var. Bir satranç şampiyonu olarak satrançla ilgili dertlerim yüzünden kafayı kırmış vaziyetteyim. Bir psikiyatri kliniğinde tedavi görüyorum. Beni tedavi eden adamın satranç bilmesi gerekmiyor. Tabii ki gerekmiyor. Dolayısıyla ben herifi yeteri kadar zeki bulmuyorum. Çünkü söylediğim hiçbir şeyi anlamıyor herif sadece satranç oynamasını bilmiyorsa. Değil mi? Ama sizin satranç konusunda yaşadığınız beyindeki tahribatı öngörebilmeli belki. Evet, evet, o konuda tanı koyabiliyor belki de. Evet, ya niye bu konuya saplandık sen gelir gelmez bilmiyorum ya. Çok saçma bir şey oldu o. Saçma bir şey olmadı mı ya? Oldu hakikaten. Peki. Peki. Çok genç bir adam. 2003 senesinde ilk rapini yazıyor. Gazapizm. Gazapizm diye hitap evet. edeceğim. Ve kamu yönetiminden mezun olmuşsun. Sağlam bir okul. 9 Eylül'de okudum. Evet. Rapi olması gerektiği gibi kendi doğası içinde değerlendiriyorsun ve mutlaka şarkılarında toplumsal sorunlardan söz ediyorsun. Mutlaka. Bu çok önemli. Yani bu birazdan performans yaptığında da tekrar göreceğiz. 2014'te Yeraltı Edebiyatı, 2016'da Bir Gün Her Şey isimli albümlerin çıkıyor. Adana 01 dizisi için yaptığım müzikler geniş kitlelerce tanınıyor. Ardından Çukur dizisinde de parçaların kullanılıyor. Çukur'da kullanılan Heyecanı Yok ve Cem Adrian'la seslendirdiğin Kalbim Çukur'da şarkıları milyonlarca kez izleniyor. Kafam Karışıyor şarkısında müzik değil acılardır evrensel olan diyorsun ve bir yandan da duyumlarıma göre aslında bu şarkıların bu diziler yüzünden şöhretli hale gelmesinden de çok fazla gurur duyuyor değilsin. Yani bazen rahatsız olduğum bile oluyor. Neden rahatsız olduğun oluyor? Aynı müziği yıllardır yapıyorum zaten. Birden çok fazla alakasız bir kitleye ulaşmasından rahatsızlık duymaya başladım. Çünkü beni artık anlayan da anlamayan da dinlemeye başladı ve benim aslında bir derdim hep vardı yani. Kişisel bir dert değildi bu. Bazen toplumsal, bazen sosyolojik bir dertti. Herkesin burada bir ortak noktası olduğunda buluşmak taraftarındaydım ben yani. Ama bir ortak noktası olmayan insanlarla bile aynı masada oturur hale geldikten sonra rahatsız olmaya başladım. Çünkü popülizm diye bir şey var. Evet, o dönem o şarkı bir televizyon dizisinde çaldığı için popüler oluyor ve o popüler olduğu için alakasız, hoşuna da yağı gitmese sadece popüler olduğu için dinlemeye başlıyor.
onu öyle dinlemeye başladığı için de bende ortak paydada gözüküyor. Ama ben istemiyorum bunu. Hmm. Ben bundan rahatsızım ya. Hmm. Bunda dizinin bir suçu var mı? Hayır. Dizi bir sokak dizisiydi. Hmm. Güzeldi. Hmm. Ben seviyordum zaten. Hmm. Ve orada şarkımın çalmasından rahatsız değilim. Ama o bir rüzgara kapılması, bir denizin içine düşmesi gibi oluyor. Kayboluyorsun bazen ama sonradan tekrar o rüzgar geçtikten sonra tekrar o insanlarla aynı masada biz bize kaldığımızı düşünüyorum yani. Yani tam olarak böyle değil. Tam olarak böyle. Tamam, para kazanıyorum. Hayatım belki ekonomik şartlarda daha iyi bir noktaya gelmiş olabilir. Teşekkür ederim. Ama yetiyor mu? Bence yetmiyor bana. Ben rahatsızım yani. Bu konudaki problemlerim zamanla içerisinde çözülecek. Buna da eminim. Ama şu an itibariyle ben o sokakta hiç kimse olarak yürümeyi özlüyorum ya. Yani. Evet. Ben kafama bir şey takıp, gözüme de bir gözlük takıp da yürümek de istemiyorum ya. Yani. Hayır, kesinlikle çok haklı yani. Benim sakın ha, benim tepkilerimde lütfen gazapizme karşı bir eleştiri ya da bir kritik olduğunu düşünmeyin. Yani kesinlikle hak veriyorum ama bununla beraber çok uzun yıllar geçirince, nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim yani. Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten nasıl oluyor çok uzun yıllar geçirince? Ben çok yeniyim çünkü. Dalga mı geçiyorsun? Ben? Yemin ederim. Hayır. Hayır. Ben kesinlikle geçmiyorum da. Hayır, ben de gerçekten çok yani, merak ediyorum. Ne oluyor? Bir kere eğer sabahleyin o kişi olarak uyanan bir gerizekalı varsa onun için çok üzülüyorum. Ya da sabahleyin mesela diyelim ki ben Okan Bayülgen'im ve sabah eğer Okan Bayülgen gibi Okan Bayülgen olarak uyanacak bir gerizekalılıkta olsaydım herhalde çok mutlu bir hayatım olurdu. Çok mutlu bir hayatım olurdu. Çünkü böyle tiplerin olabileceğini varsaydım. Yani tanıştığım insanlardan. Mesela sabah kalkıyorum. Aynı aptal sümüklü şeyim ve uyanıyorum. Okan Bayülgen uyandı. Ve kimse bana bakmazken çapkın bir bakış atıyorum banyoda, aynaya falan filan. Uyandı mı lan ben? Ben ki uyandım. Öyleyse ben falan filan. Böyle bir salak olabilir. O salağın çok mutlu olduğundan eminim. O zaman çok daha kötü işte. Evet ama eğer bu salak değilsen hakikaten ömür boyu acı çekeceksin. Ve bütün bunlar niye biliyor musun? Bazen sen istediğinde sana gülümseyecek olan bir kız için. Belki bir kere sen istediğinde. Ama öbür türlü bakıyorsun. Mesela benim arkadaşlarım var. Peruk takıyor herif. Böyle arkadaşlarım var benim. Herif peruk takmış ve peruk olduğu o kadar belli ki sokakta yürürken yani etrafına neon ya da çakarlı arabalar gibi çakar koymuşsun gibi peruğum ben, kompleksli bir insanım ben, o yüzden kafama bu saçı yapıştırdım falan diye bağırıyor. Böyle tipler var. O tiplerin şöhret olduğunu düşün, kim bilir nasıl mutlu bir hayatları olacaktı. Fakat biz gerçek saçı olanlar mutlu olamayız. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir yandan da iyidir. Çünkü bazen işe yarar hakikaten. Ama nerede işe yarayacağı tabii ki senin tercihlerinle ilgili. Yani ben mesela beni tanımayan birisi olduğu zaman çok mutlu oluyorum yani. Diyor mesela, ki kusura bakma tanıyamadım diyor. Diyorum çok mutlu oldum. Hiç endişelenme. Şurada iyi oluyor mesela. Ben cezaevine konsere gittim. Çocuk cezaevine. Şarkıhan Çocuk Cezaevine konsere gittiğimde çocukların orada izlediği televizyonda o Çukur dizisinde benim şarkımı duydular ve başka bir yayın aracı yok onlarda. Bir internete girip benim şarkımı keşfedemiyorlar. Onlara ulaşmamın tek yolu televizyon ve televizyon cezaevinde çalışırken Çukur dizisinde benim şarkım çalıyor. Ve ben cezaevine konsere gittiğimde bütün çocuklar benim şarkımı ezbere biliyorlardı. Ve ben çocuk mahkumlara şarkı söylediğimde dünyanın en mutlu adamı olmuş olabilirim. Oradan çıkarken o çocukları orada bırakıp çıktığım için dünyanın en üzgün olmuş olan adamı olabilirim. Tüm bu iki duyguyu da ucu ucuna körü körüne yaşadığım için çok mutluyum. Burası benim için tamam. Ama benim de bir özel hayat dediğim bu çok duygusal romantik bir alandan bahsetmiyorum. Yani ben olarak dediğim gibi Anıl olarak uyandığımda, gazapizm olarak uyanmayıp da Anıl olarak uyandığım günlerde mutsuzum. Mutlaka faydaları var. Aslında biraz tabii ki bütün kreatif işlerle uğraşanlar
mutlaka hani bir şirketteki pozisyon, altındaki araba, oturduğun ev, tatil yaptığın tekne, alışveriş yaptığın lüks mağaza filan gibi dertleri olmayan, daha genç yaştan böyle bir görgüsüzlük ya da böyle bir hasret içinde bulunmayan kreatif insanlar şöhretin keyfini süremiyorlar. Çünkü şöhretin keyfini sürecek insanlar var. Yani hem şöhretin hem paranın. Yani kreatif olmanın sonuçları olan şeyleri almaktan mutlu olacak insanlar. Mesela çok olacak. Falan şarkıcı geç saatte geldi. Daha önceden haber vermiştim. Falan lüks mağazayı kapattı. Geri zekalıya bak. İşte var benim... böyle tipler. Mağaza kapatıyor. Çok büyük bir mağaza kapatıyor. Büyük bir alışveriş merkezindeki birkaç bin metrekarelik büyük bir yabancı ürünler satan bir mağazayı kapatıyor ve oraya geliyor. Bir arabadan iniyor. O arabadan inmek ona o kadar keyif veriyor ki. O kadar keyif veriyor ki. Arabadan iniyor. Ulan ben indim ulan arabadan diyor. Mesela bir takım eğlence yerlerin kapısına filan bunların araba bırakışına ben hayranım. En marka 350 bin 4 bin euroluk bir arabayla gelmiş. İniyor arabadan. Alın lan şunu diyor. Ama işte o... Alın ve ezin bunu. Denize atın. Allah kahretsin. 400 bin euro verdim buna. Böyle iniyor. Gerizekalıya bak. O havayla iniyor. Sonra birçok yerde biliyorum. Mesela birçok yerde görüyorum ben. Bir mekana güneş gözlüğüyle giriyor. Güneş gözlüğüyle giriyor ve mutlaka sendeliyor bu salaklar. Güneş gözlüğüyle girdiği için böyle bir şey oluyor. Çünkü hiç yani aydınlıktan karanlığa girdiği için hani kızlara hava atacak filan. Güneş gözlüğüyle giriyor ve böyle duruyor. Yardıma muhtaç. Allah kimseye vermesin. Ama gibi gelmiş oraya. Ondan sonra yürüyor filan. Yapabileceği bir şey yok. Yalnız çünkü ne alt edecek? Bütün kızlar ona gerizekalı olarak bakıyor. Hemen telefonunu çıkarıyor. Alo, ne abi neredesin? Sen geliyor musun siz? Evet, ben burada bir masa ayarlıyorum. Ha, onları da gönder. Ne kadar kadın varsa gönderin. Bütün kadınları buraya gönderin ulan. Mesela bu salağın yerinde olmayı çok istiyorum. Yani bu hakikaten bu salağın aldığı zevki almak istiyorum. Mesela bunlar kadınlardan da hoşlanmıyorlar bunlar. Bunlar erkeklerden hoşlanıyorlar. Bu erkekler hakikaten erkeklerden hoşlanıyor. Çünkü kadınlarla konuşacakları bir şey yok. Bütün gece erkekler erkeklerle konuşuyor. Niye? Anlamıyorum. Abi, çok beğeniyorum abicim. Yanındayız her zaman. Yanına geldik. Senin yanın. Ben de benim yanıma gelenler var. Seni seviyoruz abi. Sevdik abicim. Eyvallah. Yahu 5 saat böyle konuşup, nargile içip, içki içip bilmem ne yapıp, sonra sabaha karşı işte, dur lan bir şey unuttuk. Kadın gönderin. Ya. Böyle insanlar var ve bunlar evet, şöhretli var. İnsanlar arasında çok var. Böyle bir hayat yaşamıyorsun değil mi? Kesinlikle hayır. Yani keşke yaşasaydım ve bu kadar mesela ucuz bir egosal problemim olsaydı dediğiniz gibi mağaza kapattığımda çok mutlu olacaksam çok kolay olurdu benim için şu anda bu arada. Henüz mağaza kapatacak kadar çok para kazandığını sanmıyorum. Yani Türk mağazası kapatıyor. Yerli bir mağaza kapatıyor. En azından amacım belli olurdu ya. Şu kadar para kazanacağım, mağazayı kapatacağım, sorun çözüldü. Şimdi benim bir... O öyle bir şey, şuraya varınca sorun çözülecek durumu da yok. O... Evet aslında ama böyle bir şey, böyle bir yani şu anda böyle bir görüntü vermemek lazım. Çünkü Türkiye'de bu seneye kadar yapılmış olan bütün talk show'larda oraya katılan bütün sanatçılar, şarkıcılar, oyuncular paraya çok ihtiyaçları varmış gibi bir ifade verdiler. Mesela bizim Beyaz'da katılanların hepsi öyle bir ifade veriyor. Yani yeteri kadar kazanamadık. Daha çok verin. Daha çok lazım. Daha çok. Daha çok. Daha çok tekne, daha çok apartman dairesi, daha çok yatırım, daha çok bir şey falan filan. Pekala. Biraz röportajlarla devam edelim mi? Olur. Bir gün ünlü olacağımı biliyordum ama bu evreye bir anda geleceğimi ummuyordum. Bu tehlikeli bir sürat oldu diyor. Evet. Peki. Müzikal yeteneğimden önce edebiyat yeteneğimi fark ettik. Aslında küçük yaşlarda şiirler yazıyordum. Rap müzik şiirlerimi insanlara ulaştırabileceğim bir araç olarak girdi evet. Hayatıma. Bu da harikulade. Çok sevdim bu lafını. Çok güzel hakikaten. Sonra yine diyorsun ki arabesk bir
alt kültür argümanı ya da alt kültüre giden bir yol değildir. Arabesk lümpenleşmektir. Bakış açısıyla bakarsak tüm biçimleri kategorize ederiz. Bu da müziğin birleştirici tavrının aksine ayrıştırıcı bir ton olur. Maşallah, mükemmelsin. Mükemmelsin. Çok güzel. Çok güzel laf. Tebrik ediyorum. Çünkü ben Fazıl Say ve Müslüm Gürses'i neredeyse eşit derecede çok seviyorum yani. Ama Fazıl Say Müslüm Gürses'i sevmiyor. Evet, mesela işte. O zaman müzik öyle ayrışmış oluyor. Halbuki Müslüm Gürses Fazıl Say'ı seviyordu. Ben genç rapçilere inanmadıkları hiçbir şeyi yapmamalarından başka hiçbir telkinde bulunamam açıkçası. İnandıklarının peşinden gitmeleri çok önemli ve asıl problem işleri popülerleştikçe başlayacak. Evet. Çok güzel. Sanat benim için kavgadır. Bir derdin yoksa sanat icra etmemek gerekir. Siz ne dersiniz bu konu hakkında? Ben tam olarak böyle bakamıyorum. Yani benim için mesela bir çocuk resim yapmayı sever. Sonra büyüdükçe resim yaparak oyalandığını ya da resim yaparak kaçtığını, resim yapmaya sığındığını ya da arkadaşlar arasında resim yaparak hava attığını ya da birilerinin onun resimleriyle gurur duyarak onu onurlandırdıklarını, annesinin babasının, sonra başka insanların ona resim yaptığı için değer verdiklerini görür. Sonra kendisiyle olan kavgasında ya da dünyayla olan kavgasında yine resimle kendini ifade etmeye başlar ve bir süre sonra bu resimleri satar ve sattığı için ve o resimler kendisine benzeyen ve onu ifade eden şeyler olduğu için, yani imza, tırnak içine imza imzadan söz ediyoruz. Bu çocuğa biz artık ressam deriz ve artık o ressamdır. Yani resim satarak para kazanan ve resim yaparak yaşayan ve resimle kendini ifade eden bir adamdır. Sonra hayatının bir döneminde belki daha kavgacıdır, bir döneminde pasiftir, bir döneminde yılgınlık yaşar, bir döneminde siyasete bulaşır, bir döneminde apolitik olur, bir döneminde şu olur ve ölür ve biz ölmüş olan bir ressamdan söz ederiz. Dolayısıyla biz bu çocuğun, bak, başından sonuna kadar hayatı hakkında bir tahayyülde bulunduk ama biz bu çocuğun bir kavgası olduğu ve bu kavga yüzünden kendisini ifade ettiği düşüncesinde değilizdir. Aslında bu böyledir. Yani Gazapizm çocukken şiirler yazmaktadır ve sonra der ki ulen bir de müzik var. Peki ben bu şiirleri müziğin üzerine koyarsam, ki biliyorum harikulade sözler yazıyorsun ve ki bunlar şiirin mısraları aslında. Ve ben de demişsin bunları bu ritmin üzerine koyarsam, bu rapin üzerine koyarsam ne olur? Bakmışsın bu karşı tarafta bir geçirgenlik sağlamış, bir yere gitmiş ve okey sen buna devam ediyorsun. Şimdi burada acaba senin kavga etmene ihtiyacımız var mı? Bence yok. Bu böyle de olabilir yani ama... Yani bazen sadece kendim için de değil, bazen bir insan için, bir hayvan için de olsa kavga edilmeli gibi geliyor bana. Sanat eseri ortaya koydum, ben bu misyonu yükledim, şu yumruğunu havaya kaldırdım diyebiliyorsan ben sanatçıyım demek için dert sahibi olman gerekiyor. Bu şahsi, özel bir dert olmayabilir. Ama sen bir derdin yoksa resim yapmamalısın anlamı çıkmıyor bu dediğimden zaten. Yok ama yani dünyadaki çok önemli, hakikaten bize bütün bu dünya kültür mirasını bırakmış olan sanatçılara baktığımızda bunların birçoğunun toplumla bile dertleri yok. Yani hiçbir şeyle ilgili dertleri yok. Asosyal tipler var, garip tipler var. Saçma sapan tipler var. Mesela bunların arasında ben sana hemen Dostoyevski'yi, Vincent van Gogh'u, Paul Gauguin'i, Seurat'ı, daha özeldir mesela Dostoyevski'nin. Manet'i, hatta Picasso'yu, hatta ne bileyim hepsini bunun içine, bu çuvalın içine sokabiliriz. Yani hiçbir dertleri yok aslında. Kendilerinin anlaşılıp anlaşılamama problemi var. Berbat evet, bir çocukluk var. Kendileriyle alakalı genelde. Yani kendileriyle alakalı. Evet ve yani bunların hakikaten toplumla ilgili bir şeyleri yok. Ama sonra bu iş yani toplumda tanınmaya başladıktan sonra bu onlara dert oluyor. Evet ve buna duyarlı oluyorlar. Evet ve bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Evet bu da çok güzel. Zaten ilk size soruyu yöneltmemin sebebi de bu. Ben de kesin ve net
bu şekilde bu yargıda bulunmuyorum. Bence böyle olmalı dedim. Siz onu okudunuz. Siz mesela evet olmayabilir yani. Ben bu evet. arkasında topyekun durmuyorum. Ama ben genelde hep toplumcu gerçekçi şairleri okuduğum için, öyle filmler izledim, öyle kitaplar okudum. İran edebiyatını takip ettiğim için, oradaki Farsça müzikler dinlediğim için, genelde bu bununla beslendiğim için biraz faşizan kalmış olabilirim diyorum. Faşizan değil, faşizan kelimesi burada hiç yok. Hayır, sanat yani bir derdin yoksa sanat yapma kardeşimdeki... Hayır, orada tabi... belki bazı sanatlarda faşizan kelimesi değil de mesela bazı sanatlar için tanım olarak başka şeyler kullanılır ama kesinlikle faşizan değil o kelime. Yani nasıl söyleyeyim, sertlik... İşte ben de tam filan gibi bir şey kullan. Yani bazı kelimeler var söylemek istemiyorum onlara. Ama yani şöyle bir şey tabii ki oluyor. Yani şimdi bazı mesela tipler var. Bunlar hayatları boyu kendileriyle uğraşmışlar ve işleri dünyaya mal olmuş. Bazı insanlar kendileriyle fazla uğraşmamışlar. İçinde yaşadıkları topluma duyarlılık göstermişler ve o duyarlılığı aktarmışlar, izlenimlerini aktarmışlar ve bazı işlerin çözümlenmesi konusunda kanaat önderi olmuşlar, insanları yönlendirmişler, tamam. Ama aslında saf olan şey şu, saf olan şey, bazı çocuklar para kazanmaya, babalarının işini devralmaya ya da işte bir takım işlerle, mesleklerle uğraşmaya koşarken bunlar kendilerini ayrık, aykırı hissedip herhangi bir şey konusunda yazmak, çizmek, oluşturmak konusunda kafa patlatmışlar ve bu yüzden yalnızlaşmışlar ve tamam bunu yapmışlar. Yani asıl bunu bizi buna güdüleyen şey konusunda bir şey söyleyemeyiz. Yani ya sanatla ilgili olarak ya toplumcu olarak bir şey yaparsın ya da bunu yapma diyemeyiz. Çünkü bu çok evet. basit bir şey. Yani senin şiir yazman gibi çok güzel sözlerin var ve bu sözleri sen tabii ki toplumcu bir duyarlılıkla yazmıyorsun ki, bunu yapmak istediğin için ve başka bir çaren olmadığı için yapıyorsun. Tabii yürekten hissetmediğim bir problemi kağıda dökmüyorum zaten. Ama mesela kendim içerisinde düşündüğüm zaman da bir gün gerçekten anlatabileceğim bir sıkıntı, bir problem kalmadığında müzik yapma ihtiyacım ortadan kalkacak gibi hissediyorum kendimi. Öyle mi? Evet. Ben mesela yapmayacağımı düşünüyorum bir daha. Yok ya. Bilmiyorum. Yok ya. Bence hiç öyle değil. Çünkü ya. Ben mesela sürekli evde melankolik, sürekli toplumun dertlerini böyle kucağına almış, sürekli bunlara ağlayan bir adam zaten değilim. Ben mutlu olduğum zamanı farklı bir şekilde geçiriyorum. Keyifli olduğum bir anı farklı bir şekilde geçiriyorum. Ben bunu... Nasıl? Benim bilmediğim neyi yapıyorsun? Müzik yapmıyorum. Ha. Harikulade bir adam değil mi? Niye böyle başladı bu program? Niye böyle bir onunla, niye böyle konuşuyorum? Demek ki adamın böyle bir etkisi var. Peki, şimdi şöyle diyorsun, kendimi sansürlemeye başlarsam müziğime ve kendime olan saygımı kaybederim. Kendi yaptığım müziğe saygımı yitirirsem hayatta tutunacağım hiçbir şey kalmaz. Hayatta tutunacağım bir şey kalmaz. Bir boşluk oluşur çünkü. Zamanımın büyük bir kısmını müzik alıyor hayatımda. Sonra diyorsun ki mutlu insanlarla frekansım pek tutmuyor. Aynı fikirdeyim, benim de tutmuyor. Mutlu insan, salağa bak. Saçmalık yani, evet. Ama huzurlu insanları seviyorum. Aynen, katılıyorum. Ben de huzurlu insanları seviyorum. Aşırı mutlu olmamız gereken bir yerde yaşamıyoruz. Ve öyle bir hayat da yok. Yani bu yaşta bu argümanları patlatacak kadar da akıllı bir adam. Dünyayı teşekkür anlamış. Teşekkür ederim. Arkada sen ve benle hemfikir bir tip var. O yani senin ve benim kadar mutsuz arkada bir herif var. O gülüyor. O patladı ayağım. Evet. Kesinlikle. Bence harikuladesin. Peki. Tayin sebebiyle Elazığ'da doğmuştum. Tayin sebebiyle. Hayır. Ailemin tayini sebebiyle. Tabii canım, işte tayin o. Ay çok tatlı adam ya. Şu doğacak çocuğu Elazığ'a tayin edin. Mükemmelsin. Sonra yine tayin sebebiyle İzmir'de büyüdüm. Evet. Gazapizm sonundaki izm İzmir'e atıftır zaten. Kendimi hiçbir yere ait hissetmeyerek büyüdüm.
Çok evet. Haklısın. Ben de aynı fikirdeyim. Bana herkes memleket neresi diyor. İstanbul dediğim zaman... Ama yani diyorlar. Küçük var. Ha, yani İstanbul. Ya çünkü ben İstanbul'da doğdum. Annem İstanbul'da doğdu. Anneannem İstanbul'da. Herkes İstanbul'da doğdu. Fakat İstanbul dediğim zaman... falan oluyor. Dolayısıyla geçmişten iller buluyorum. Ailemden iller buluyorum. Bunları sorarak öğrendim. Erzurumluyum aslında. Diyorum. Oo. Oluyor. Kayseri diyorum. Van diyorum. Bizim hakikaten ailenin kökeninde oralar var. Yoksa biz hani İstanbul'un kıtaların ayrılmasından beri filan burada değiliz. Yani amma ve lakin bunu söylemek zorunda kalıyorum. Aslında bana sorarsan da ben hiçbir yere ait olmadan büyüdüm. Ait olduğum tek yer, benim ait olduğum tek yer benim mektebim. Galatasaray Lisesi. Bir tek oraya aidimdir. Onun dışında hiçbir mahalle, hiçbir köy, kasaba, hiçbir yere aitim. Çünkü orada gözümü açtığım için okulda ve kafam basmaya başladığı için oradaki koridorlara, yüksek tavanlara falan ait olduğumu düşünüyorum. Sen nereye aitsin? Sence senin aklın kesmeye başladığı zaman nereye ait olduğunu düşünüyorsun? İzmir'de büyüdüğüm için İzmir'e ait olduğumu düşünüyorum. Bayağı İzmir'i... İzmir'in neresi? İzmir'in Alsancağı'na, Balçova'sına çok ait oldum. Kıyak mahalleler ya. Güzel yerler. Güzel yerler, evet. Çok ama güzel. Bu arada bence tanıdığım en İstanbullu olan kişilerden birisiniz. Neden? İstanbulluluk çok, nedir bilmiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Nedir bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İstanbulluk diye bir şey yok. Mesela İstanbul'a sürekli küfredebiliriz. Ben bu İstanbulluların falan. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Sıkıysa başka ilimiz hakkında bunu söyleyin. Bitti. Ama İstanbul'la ilgili ben bu İstanbul'um, ben bu İstanbul'la ilgili falan filan. Şarkılara bakarsan öyle. Ama vay mesela... seni İstanbul. Herkesin İstanbul'la ilgili bir şarkı var. Çünkü aslında galiba kimseye ait değil. Kimseye ait değil. Benim kızımın adı İstanbul. Biliyorum. Annesi koydu ismini. Ben bayılıyorum bu isme ama kızım olduğu için bayılıyorum. Yoksa ben İstanbul gibi oh, çok kocaman bir şeyi ben olsam kızıma koymazdım. Ama annesinin böyle bir arzusu vardı. Böyle bir şey arzu etmiş. Benimle evlenmek ve bir çocuğun, bir kızının olmasına hatta ve onun adını İstanbul koymak istemiş. Böyle bir proje karşısında durmam mümkün. Ve gerçekleşiyor proje yani. Böyle hani bir projem var abi falan diye bir şey değil. Gerçekleşiyor. Çat 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 filan. Zaten yapılacak bir şey yok. Beni konuşturuyorsun bir saattir ben yahu. Ben sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum efendim. Şimdi çocuklar alkışlıyoruz. Gazapizm'den iki şarkılık bir performans izleyeceğiz. İnsanlar gökyüzüne açacaklar ellerini. Kaçıncı söz gelişi söylenişin bana. İnan ben değilim seni böyle utandıran dönmelisin. Bir şeylerin mücadelesi. Bir tür militanlık gibi sonra ipi saldık gitti. İnsana şimdi tehlikede hissettiğimiz çok güzelken pis dediğimiz. Sonra hissettiğimiz pişmanlık kesin. Beni test edeceğiniz kulvar biraz farklı olsun. Sokak koksun hap yok dostum uyuşturucu hapsedildi. Asla pak değildik ancak sana kaç seyirdik. Şarkılar bıraktık müzik değildi hiçbirisi. Bu saatten sonra kapansa da olur şarkım. Duvarlarda sözlerim gazapizm sokaktır. Benim yok hakkım anlatmaktan vazgeçmeye. Bir misyon yüklenmişim kuruyacak bu bataklık. Bir baharda görüşmezsek hoşça kalın denmeyecek. Ve koş bakalım düşmeyeceğiz borcun mu bitmeyecek. Ödenecek hep ölenler olacak hep gülersen olmaz. Yok direncin solacak rengin tetikte kalacağız ancak sana kalacak silah tutmak. Bundan birkaç sene sonra zihnen çok yorgunum amca. Biraz çarap biraz yara biraz para. Bu
bolca ihanet, etrafım biraz yalan, hepten talan edilecek bak onca zaman. İnşasını sürdüğün o geleceğin, bir gün geleceğim. Çok huzurlu uyuyacağız biz geceleri, niceleri. Dert edince kendisine ve kimse anlamayacak bizi. Tabutları zincirleyin yeryüzüne, gerçek değil ölüm bana. Ellerini titretecek içtiklerin. Suça fazla meyilliydik ancak istediğim bir yerde değildim abi. Bir rüzgara bakar her şey şimdi. Bakma öyle ıhtan çekip mayıştıklarına. Sanki bu mağripli çocuklar bir gün elbet yakacaklar Paris'i. Dahisi olmayacaktır, olduğundan aptal değiliz. Ama saplantılar gülümseyecek şehvetle sen boğazlarken kendini. Her biri idam alır düşlerin. Bir gece vakti yargı gün sayılmayacak asla. Her şeyden vazgeçenler belki slogan, belki pankart olur bir gün. Ancak inanmayacak hiçbir kimse bu cümleye. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aslında yerim yoktur onca şair arasında. Türk edebiyatı falan bensiz olsun. Bir de renksiz olur gözlerimin gördükleri. Çünkü sana cinayetler anlatır. Sefaletten kaçmadım. Elbette aşk güzeldir, ben de yazdım. Fazla gerçek yaşadım, o şarkılar maşadır. Çünkü ateş avuçlamış insanların zihni. Berrak değil beyin erken yaşlanır. Tüm bunlar saçmalık, kenar tarafın yaradır. Tüm kapılar kapalı. Bu aşağılık bir dramdır. Bir gün sırtımızı sıvazlayan bir yalanı. Aldanıp da dayatılan bu yangında yanıp söndük. Bunu elbet uzaklardan birileri görür. Sonra içimizdeki tüm güzellikler ölür. Elbet bir gün bahsedeceğim sana. Unutmak istediğim olaylardan. Sonra kaçıp gitmek isteyeceksin. Gözlerin kararacak, aklımız karışacak sonrasında. Elbet ben de bahsedeceğim sana. İçinde bulunduğun yalanlardan. Bir enkaz altında kalanlardan, yananlardan, yer altından. Ölüme giden yolun asfalt olmasını dilemek, ne bileyim yarım kalan bir kitap. Tamamlanmış bir hayat, çok karışmış kafam, çoklaşmışız bayağı. Bu vicdandan kaçıp koşacak arınmayan. Bıraktım yarınlara bu günlerin tortusunu dinle. 4-5 milyon nüfuslu o şehrinde korkusunu gizler. O bağımsız yazarlar da sokakları terk eder. Böyle geçer günler, ağrış çiliktir gözlem. Yıkıntılar nesnel, idami bu kadar basitken anlatamamaktır özlem. Katlanamamak mı silmek, üstüme düşen gölgeye alt olacak gerçek. Hapsolunca göreceğiz. Çekip gidenler sen saf tutunca dönecekler, sönseler de gitmez. Uyandırayım artık saklandıkça geçmez bu süre gelen sıkıntılar. Böyle bitmez. Elbet bir gün bahsedeceğim sana. Unutmak istediğim olaylardan. Sonra kaçıp gitmek isteyeceksin. Gözlerin kararacak, aklımız karışacak sonrasında. Elbet ben de bahsedeceğim sana. İçinde bulunduğun yalanlardan. Bir enkaz altında kalanlardan. Yananlardan. Yer altından. Elbet bir gün bahsedeceğim sana. Unutmak istediğim olaylardan. Sonra kaçıp gitmek isteyeceksin. Gözlerin kararacak, aklımız karışacak sonrasında. Ben de bahsedeceğim sana. İçinde bulunduğun yalanlardan. Bir enkaz altında kalanlardan. Yananlardan. Yer altından.